Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimiz gördüğünüz gibi çok hoş bir yelek. Şöyle hemen ölçülerine bakalım, sonrasında yapım aşamasını birer birer anlatalım. Yeleğim 29 santim uzunluğunda ve hemen kol altından genişliğine bakıyorum. 23 santimde kol altı genişliği. Düğmelerimizi açalım ve şöyle arkasında yeleğimizi genel itibariyle görelim. Şöyle baktığımızda yeleğimiz, bakınız, gayet hoş bir çalışma oldu. Dilerseniz güzel bluzlar ve ceketlerde örebilirsiniz. Yeleğimizi örmek için ben tam bir tane ipim kullandım ve ikinci ipimden de çok az başladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız, ikinci ipimi son sıramda, son fıstıklarımı yapacağım sırada geçtim. Buraya kadar bir tane ipim yeterli olmuştu. Buradan sonrası ve lastiklerimde ikinci ipimden örmeye başladım. Şimdi eğer ipiniz, herkes aynı markadan örecek diye bir şey yok. Şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Özellikle iplerin şu dönemde epeyce bir pahalandığı dönemde sıkıntıya düşmemeniz açısından genelde iplerimiz, bakınız, bebe örgüleri 100 gram ve 250 metre civarında olmakta. Bakınız, 100 gramı sabit fakat metresi değişkenlik göstermekte. Alacağınız ipin lütfen metresini kontrol edin. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakınız, diğer bir marka ipim var. 100 gram 336 metre. Eğer 336 metre bir ip temin etmiş olsaydım bir tane şöyle ipten çok rahatlıkla yetecek, hatta artacaktı. Yine farklı bir marka göstermek istiyorum. Farklı bir marka ipim var. Bakınız, 100 gram 335 metre değişkenlik göstermekte. Yine farklı bir marka ipim var. 100 gramları genelde aynı, bakınız, 300 metre. Bunlardan herhangi birisi olmuş olsaydı 300, 330, yani 300'ün üzerinde çok rahat bir tane yeterli olacaktı. Yani şunu hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Alacağınız ipler mutlaka 100 gram bebe örgüleri genelde. Metrelerine lütfen bakalım. İkinci bir ip almak zorunda kalmayalım. Hani küçük bir parça için ikinci ipe masraf yapmayalım. Farklı renklerde o hakkımızı kullanalım. Evet, bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Etrofil marka ipimi kullanıyorum. İpimize şöyle baktığımızda 80.040 numaralı renge sahip, 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti-peeling özelliği olan %100 akrilik güzel bir ip. Bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz hoş bir ip. Orta kalınlıkta bir ip, yani çok ince değil. 2,5 numarada tığımızı kullanıyoruz yeleğimizi örmek için. Hemen zincirlerimizi çekerek yeleğimizi başlatalım. İlk önce önlerimizi başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum ve ilk önümü bu şekilde örüyorum ve hemen 10. zincire bir tane ayraç takıyorum. Kırmızı ayracımı ilk önümüze takıyorum. Ayracımı taktığım yerde, yani 10. zincirde trabzanımıza dahil. Şimdi kollarım için gerekli olan zincirlerimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. İpimizi yarımlamayalım. Şu şekilde hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. zincire de işaretimi takıyorum. Burası da kolum için hazırlamış olduğum zincirlerim. Şimdi yeleğimizin arkası için 18 tane zincirimizi çekmeye başlayalım. 2, 3, 4. Zincirlerimizi biraz rahat çekelim. İçerisine trabzan öreceğimiz için çok sıkışık yapmayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zincirimi de yeleğimin arkası için şu şekilde ayarladım ve tekrar kolumuz için 12 zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimizi yarımlamayalım. 11 ve 12 işaretimi takıyorum. Bu da ikinci kolumuzdu. Son olarak önümüz için zincirlerimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimizi de önümüz için çektik ve şu şekilde bütün bölümlerine ayırarak ördüğümüz yeleğimizin ilk sırasını tamamladık. Hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. İzurumu tutuyorum, ilmeğimin bulunduğu yeri ve zincirimi başlattığım yeri tuttuğumda 24 santim olduğunu görüyorum. Bakınız gayet rahat bir şekilde bıraktık ve 24 santim ilk zincirimizin santim olarak ölçüsü. Şimdi trabzanlarımızı birer birer örmeye başlayalım. 1 ve 2 zincir geriye çekilelim. Bakınız 1 ve 2. 2 zincir de ilave edelim. Tığımızın başını doladıktan sonra çekildiğim ikinci zincirin içerisine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Önümüz için bu şekilde trabzanlarımızı örmeye başlattık. Birer birer her bir zincirimin içerisine bu şekilde bakınız. Trabzanlarımı ikili olarak örüp ilerliyorum. İşaretimizi taktığımız yere kadar toplamda 10 tane trabzanımızın olması gerekmekte. Aşağıya çektiğimiz zincir sayımıza göre. Trabzanlarımı bu şekilde tamamladım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımız oldu. Ve hemen mavi ayracımın bulunduğu yere geldim. Mavi ayracımdan diğer maviye kadar kolumuz için olan 12 tane trabzanımızı öreceğiz. Evet, şimdi 2 tane zincirimizi çekelim. 1 ve 2. Ayracımızı çıkarıp hemen zincirimizi üzerine trabzanımızı örmeye başlayalım. Aynı yere batmıyoruz. Bir sonraki yere bakınız. Aynı yere batmıyoruz. Bir sonraki trabzan içerisine girerek bir diye başlatıyoruz. Her ikisi de farklı trabzanlar, zincirlerde bakınız. Ve ilerleyelim. 12 tane trabzanımız olsun. Birer birer bütün trabzanlarımı ördüm zincirden sonra. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Son trabzanımızın üzerine hemen 2 tane zincirimizi ilave edelim. Ve ayracımızı çıkararak yeleğimizin arkası için çekmiş olduğumuz 18 tane zincirimizin ilkinden örmeye başlayalım. Aynı yere batmıyoruz. Hemen yanındakine batarak başlattım. Birer birer zincirlerimizin içerisinden ikili trabzan şekliyle örelim. . 18 tane trabzanımın tamamını ördüm. Bakınız zincirimin üzerine yeniden işaretimi bıraktığım yere geldim. 2 zincirimi ilave ediyorum. İşaretimi çıkarıp kolum için örmüş olduğum zincirlerim üzerine trabzanımızı yerleştirmeye başlayalım. İlk zincirimin içerisine giriyorum ve başlatıyorum bakınız. Birer birer . Kırmızı işaretimize kadar örerek gelelim. İşaretimi bıraktığım yere kadar geldim. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkardıktan sonra son bölümümüz olan diğer ön parçamızı örmeye başlıyorum. Hemen yandaki zincirden başladım. Diğer zincirleri sırası ile takip ederek sona doğru ilerleyelim. Toplamda 10 tane trabzanımız var. Başlangıç ve bitiş kısmımızda, yani önlerimizde. 2, 4, 6, 8, 9 ve son zincirimizi ördüğümüz zaman 10 tane trabzanımızı hazırlıyoruz. Hemen 2 tane zincirimizi çekerek üst sıra için hazırlanıyoruz. Bakınız ilk sıramıza şu şekilde zincir yerlerimizden düzelterek bakalım. Evet, birinci sıramız bu şekilde ayarlandı. Her iki bölüm önümüz, kollarımız ve yeleğimizin arkasından olan bölüm. 10 ve 10 önlerimiz, 12 ve 12 kollarımız, 18 ise arkamız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız, önlerimiz 10-10 olarak ördük. Kollarımızın her ikisini karşılıklı 12 ve 12, arkamız ise 18 trabzandan oluşmakta. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İki zincirimi diğer yönde çekmiştim. Hemen ikinci trabzan üzerinden örmeye başlayalım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bakınız şu şekilde ikinci trabzanı görmekteyiz. Çeviriyorum. İki tane parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bakınız trabzanımızın. Dış taraftaki olan parmağımın dokunduğu yerdeki bölüme giriyorum ve örmeye başlıyorum. Hemen sırası ile artık hiç atlamadan birer birer şu şekilde dış taraftakine girelim. Sırası ile ilerleyelim. Her trabzanımızın dış kısmından alıyoruz. Son trabzanımı da ördüm. Bakınız birer birer bütün trabzanlarımızı arkasından aldık. Bakınız önde şu şekilde bir kabartımız oldu. Çok hafif bir kabartı. Ve ilk artışlarımızın olduğu bölümümüzü yapalım. Tığımın başını doluyorum. 1. Aynı yere 2. Aynı yere 3. 3 tane artışımı yaptım. Bakınız ilk artışımız 3. Bu sırada tamamen artışlarımızı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yapacağız. Başlangıçta kaç sayı verdiysek sıramızı o şekilde tamamlamamız gerekmekte. Birisinde 2, birisinde 3 artış yapamayız. Birincide kaç artışı ayarladıysak bütün sıramızı, yani ördüğümüz sırayı o şekilde devam ettirmemiz gerekmekte. 2 zincirimi çekiyorum aralık için. Yeniden 3 tane trabzanımı kolum için örmeye başlıyorum. 2 ve 3. Şöyle elimizde bakınız biraz sıkıştırıp düzelttik burayı. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ayarladım. Şimdi kolumuz için olan trabzanlarımızı yine ön parçada ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim. İlk trabzanımızı görüyoruz. Bakınız şuradaki. Bura kalmasın sakın, bakın. Biraz İçte kalabiliyor çünkü. Şöyle başlayalım. Hemen yanındaki ilimiz alışınca zaten tığımız direkt trabzanımızı bulup batacaktır. İlk önce biraz dikkat edelim. İpim yarımlanmasına izin vermiyorum. Zincirimize kadar bu şekilde örerek geldik. Bakınız. Evet, kolumuzu bitirdik. 3 tane artışımızı yaptıktan sonra şimdi zincirimin olduğu yerdeyim. Yine 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanım ördüm. Araya 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yeniden 1 2 3 tane trabzanım örüyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Kolumuzu ördük. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı çektik ve arkamızı birer birer örmeye başlıyoruz. Tığımızın başını dolayalım. İlk trabzanımız, bakınız buraya lütfen dikkat edelim. Bütün ilk trabzanlarımızı öreceğimizde hemen çekiyorum. Şöyle bakıyorum ve şuradan alıyorum ilk trabzanımın bir parçasını ve birer birer örüyorum. Burası yeleğimizin arkasını ördüğümüz bölümümüz. Bakın elimizde şöyle yardımcı olduğumuz zaman şu parmağımızla gayet rahat bir şekilde örerek ilerliyoruz. Birkaç trabzan kaldı. Onları da örelim. Hemen artışlarımızı yapalım. Evet, son trabzanımıza kadar ördüm. Hemen araya giriyorum. 1 araya giriyorum. 2 ve 3. kez trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımızı ördükten sonra 1-2 zincirimizi çekelim. Yeniden 3 tane trabzanımızı örelim. Şöyle yerde açabiliriz asılarak. 1 2 ve 3. Evet, yeleğimizin önünü, kolunu, arkasını ördük. Şimdi ikinci kolumuzu örüyoruz. Hemen ilmeğimizi bakınız şuradan, özellikle ilk ilmeğimizi güzel bularak alıyoruz ve devam ediyoruz. Tıpkı buradaki parçalarda örmüş olduğumuz gibi hem kolumuzu hem de önümüzü örelim ve uç kısımda görüşelim. İkinci sıramızı üçer artış yaparak tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geçmek üzereyiz. En son trabzanımızı sizlerle birlikte yaparak diğer sıramıza geçelim. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımızın bakın zincirimizin üzerinden şu şekilde batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. 1-2 zincirimi çektikten sonra örgümüzün arka yönünü çevirelim ve birer birer aynı şekilde örmeye başlayalım. İkinci trabzanımızın bakınız ilkini zincir olarak ördük. İkinci trabzanımızın hemen dıştaki bölümünden alıyorum ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Başını bir defa doluyorum. Sıradaki 1 ve 2. 1 2. 1, 2. Bütün trabzanlarımızı dıştan bakınız alarak örüyoruz. Artış yerimize doğru ilerliyoruz. Birebir trabzanlarımızı örüyoruz. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Şu kısmın dolaşmasına izin vermeyelim. İçten almıştım ipimi. Bakın en son trabzanımıza varana kadar hepsini ördüm ve tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3. Yine 3 defa artışımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2, bakınız 2 arttım ve üçüncüyü batıyorum. Bu sıramızı da üçer artış olarak başlattık. Üçüncü sıramızdayız ve üçer üçer artalım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Diğer bölümlerde de aynı şekilde üçer üçer artalım. Şimdi kolumuza geçişimizi birlikte yapalım. İlk trabzanımızı buluyoruz. Bakınız şu şekilde hemen bakıyoruz. Alta doğru geçmiş olan bölümünü alıyoruz ve hemen başlatıyorum. Sonrasındaki gelen trabzanlar açıkta, sadece ilk trabzanımıza o işlemimizi yapalım. Evet, 3. sıramızı da üçer artış yaparak tamamlayalım ve sıra sonunda görüşelim. 3 sıramızı örerek tamamladım ve 4. sıramıza başladım. Bakınız 2. ve 3. sıramızda üçer üçer artışlarımızı yapmıştık bütün bölümlerimizde. Şimdi 4. sıramızı başlattık. 1 2 3 4. 4. sıramızın başlangıç yerinden artma yerine kadar örerek geldim yine aynı şekilde ve artış yerine gelerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bakınız 2 tane trabzanımızı ördüm. 1-2 zincirimizi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Bu sıramızda 2'şer trabzan artarak sıramızı tamamlayalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örelim. Diğer artma yerine geldiğimizde yine aynı şekilde 2'şer 2'şer trabzanlarımızı her artma yerinde uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramızı tamamladım ve beşinci sıramıza başladım. Beşinci sıramızda trabzanlarımızı örerek ilerledim ve tam artış yerimizin bulunduğu noktaya geldim. Şöyle görelim, bakınız. Tam artış yerimizin olduğu yerdeyiz ve bundan sonrası yapacağımız artışlarımızı birer birer yapalım. Beşinci sıramızda dahil olmak üzere tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra yeniden bir tane trabzanımızı örüyorum. Bakınız, 2 zincirimizin öncesinde bir tane trabzan, sonrasında bir tane trabzanımızı örüyoruz ve 5. sıramızdaki bütün artışlarımızı bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şekliyle hepsini örüyoruz ve bundan sonra robamız yeterli ölçüye gelene kadar her sıramızda sadece birer birer artışımızı yapalım ve robamızı istediğimiz ölçüye getirelim. Şimdi ilk trabzanı dikkatli bir şekilde alıyorum ve devam ediyorum. Evet, örgümüzü bu şekilde örerek robamızı tamamlayalım. Yeleğimizin roba kısmını örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıramızı ördük. 8 sıra sonra ölçüsüne bakalım. 8 santim ölçümüz. Şöyle gördüğümüz gibi. Şimdi bu sıradan sonra birleştirme işlemini yapıp kollarımızı gövde kısmımızdan ayıracağız. Artışlarımıza şu şekilde bakalım. İlk iki sıramızı üçer üçer artışımızı yapmıştık. Bakınız. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde üçer üçer artışımızı tamamladıktan sonra bir sonraki sırada ikişer artışımızı yaptık ve bir noktada değil 4 tane noktanın tamamında aynı sayıda artışlarımızı tamamladık. 1 ve 2 sıra birer birer artışlarımızı yaptım. Son 2 sıramızda ise ikişer ikişer artışımı yaparak istediğim ölçüye geldim ve yeni sıramıza başladık. Bakınız, yeni sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. sıramızda hemen birleştirme işlemimizi yaparak örmeye devam edelim. Trabzanlarımı birebir ördüm ve 2 tane trabzanımı ekledim. Bakınız, artış yerine. 1, 2, 3 ve 4 tane de zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Tığımın başını dolayarak araya giriyorum. Bakınız. 1 ve 2. 2 defa da aldım ve ikinci kez bir trabzan daha ördüm. Bakınız. İlk önümüzde 2 trabzan olarak artmıştık. Kolumuzu bükerek geldik. Alta 4 tane zincirimizi çektikten sonra ve yeleğimizin arka kısmı için yine ayrım yerimize 2 tane trabzanımızı ördük. Sonrasında birer birer aynı şekilde trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Tığımın başında oluyorum. İlk trabzanımı şöyle biraz çekiyorum. Bakınız, trabzanımı ve ardından girerek örüyorum. Diğer kol ayrım yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı bu şekilde örelim. Daha büyük yaş grupları için örecek arkadaşlarımız için ölçü yeterli değildir. Biraz daha, en az 3 sıra daha örmeye devam etmeleri gerekmektedir. Bu daha küçük bebeklerimiz için öreceğimiz ölçümüz. Evet, diğer bölümümüze kadar örerek ilerliyorum. Birleşme işlemini yaptım ve arkadan örerek geldim. Diğer ayrım yerimizin olduğu yerdeyiz. Hemen 2 tane trabzanımızı buraya örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımızı tamamladıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimizi çekiyorum. Kolumuzu şu şekilde büküyoruz. Önümüz için olan ayrım yerine gelip 2 tane trabzan da buradaki zincirimizin içerisine örüyoruz. 2 trabzanımızı da buraya ördükten sonra önümüzü birer birer örerek ilerleyelim. Şöyle ilk trabzanımın ardından giriyorum ve devam ediyorum. Her bir trabzanımın bir parçasını alarak örüyorum. Bir başlangıç noktamıza gelelim. Son trabzanımıza varana kadar örerek geldim. Hemen 2 tane zincirimizi çekelim ve şu şekilde yapmış olduğumuz işlemimizi görelim. Bakınız, arkamızı ve kollarımızın 4'er zincirlerini ördük. Robamız şu şekilde tamamlandı. Çok hoş bir roba çalışması oldu. Umarım sizlerinki daha güzel olmuştur. Evet, şimdi alt kısmı başlamak için hemen trabzanlarımızı yeniden örmeye başlayalım. 2 tane bakınız zincir çekmiştim. Arka yönü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek bir tane daha trabzanım örüyorum. Toplamda ilk başlangıçta 2 tane trabzanım oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzana batıyorum. Artık tüm olarak giriyorum. Bakınız tüm olarak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Bir zincir, bir atla ve sıradakine bat şekliyle örgümüzü devam ettirelim. Bir zincir, bir atlıyorum. Sıradaki trabzanı bir zincir, bir atla diğerine. Bir tane atlıyorum. Kol altımıza geldik. Kol altımızda 4 tane zincirimiz vardı. Bakınız en son trabzanımı ördüm. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincire gelerek bir trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp bakınız diğer zincirime batıyorum. Ve şöyle kol altımızı da örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ve arkamdan devam ediyorum. Hemen bakınız uzaklaşmayalım. İlk trabzanın üzerine gelerek batalım. Kolumuz kasmasın. Bir tane zincir, bir atla diğerine bat. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batma şekliyle sıramızı tamamlayalım. Diğer kol altımızı da aynı şekilde buradaki yapmış olduğumuz işlemdeki gibi bir tane atlayıp diğerine batalım. Sırasıyla bütün kutucuklarımızı örerek geldim. Diğer kol altımı da bakınız bu şekilde ördüm. Ve son olarak bitiş yerindeyiz. Bir tane zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Son 2 trabzanımı yan yana örüyorum. Tıpkı başlangıçta da 2 tane trabzan yan yana ördüğümüz gibi hemen 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Bir atladım, bir tane trabzan ördüm. Bir atladım, bir tane trabzanımı ördüm ve yeleğimin gövde kısmına bu şekilde hazırlıklarımızı yaparak tamamladık. Şimdi üzerinden örmeye devam edelim. Evet, rovamızda kutucuklarımızı da yaptıktan sonra hemen fıstıklarımızı doldurmaya başlayalım. 2 tane zincirimi diğer yönde çekmiştim. Hemen tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı yanına ekliyorum. Buradaki 2 trabzan hem başlangıçta hem bitişte örgümüzün sonuna kadar devam edecek. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesine gelerek buradaki kutumuzu örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Hemen sıradaki trabzanımın yandan şu şekilde giriyorum ve fıstıklarımı uzatıyorum. 1, 2, 3. 3 defa fıstığım için ilmeklerimi uzattım. İlmeklerimin içerisinden geçiyorum. Bakın sonrasında uzatmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra 2 defa tığımın başını doluyorum ve başlıyorum fıstıklarımı çekmeye. 2 ve 3. 3 defa fıstıklarımız için ilmeğimizi uzatıyorum. Önce ilmeğimizin içerisinden geçiyorum. Sonra başını doladığım ve diğeriyle kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki duran trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzan, bir fıstık, bir trabzan, bir fıstık şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bir tane zincirimi yeniden çektim. 1 ve 2 defa doladım. Sıradaki trabzanın yandan girişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Fıstıklarımı tek seferde kapatıyorum. Başını dolamış olduğum ilmekle örüyorum ve sonrasında tekrar kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane hemen önündeki trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Ve ilerliyorum. Yeniden zincirimi çekiyorum. Fıstığımızı yapmamız gerekmekte. 2 defa başını doluyorum ve sıradaki trabzanın hemen yandan girerek uzatıyorum. 1, 2 ve 3. Fıstıklarımın içerisinden geçiyorum. İpimi sardığımı örüyorum ve son kez kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen önündeki trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanım örüyorum. Trabzanım sonrası bir zincirimi ilave ediyorum. 2 defa başını doluyorum. Yandan 1, tekrar yandan 2, yandan 3. 3 defa şu şekilde sarıyorum. 1, 2 ve 3 defada da kapatıyorum. Bir zincirimi çekip hemen trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım yaptığımız işlemimize. 2 tane trabzanımızı ördüm. Yanına bir tane zincir çekip bir trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzana fıstığımı ördüm. Bir zincir çektim. Trabzan, bir zincir, fıstık. Bakın bir fıstık, bir trabzan, bir fıstık, bir trabzan şekliyle sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Bakınız trabzanımı örmüştüm. 2 defa başını doluyorum. Fıstığımı sarmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa aldıktan sonra önce fıstığımı, sonra başını doladığımı ve sonrasında kapatıyorum. Bir zincir çekip hemen önündeki trabzanımın üzerine gelerek ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yandan girerek uzatıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa uzattım ve 3 defa da örüyorum. 1, fıstıklarımı çektim. 2, 3. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, 2 defa doluyorum. Yandan 1, 2 ve 3. 3 defa aldım fıstığım için. 1, 2 ve 3. 3 defa da kapadım. Bir tane zincirimi çektim ve sıradaki trabzanımı ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar fıstıklarımızı ve trabzanlarımızı örerek geldim ve en son sıramızın bitiş kısmındayız. Fıstığımızı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bitişteki de 2 trabzanımı ördükten sonra birinci fıstık ve trabzanlardan oluşan sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum ve bu sıramı tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim, bakınız gayet güzel oldu. Şöyle baktığımızda fıstıklarımızı görmekteyiz. Bakın çok hoş. Diğer tarafta da aynı şekilde görülmekte. Evet, şimdi arkasını örmeye başlayalım. 2 tane zincirimizi çekmiştik. Hemen ilmeğimi takıyorum ve ikinci trabzanın üzerine gelerek bir tane daha trabzanımızı örüyoruz. 2 trabzanımızın hep devam edeceğini söylemiştik. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakınız diğer trabzanımızın fıstıkları yaptıktan sonraki üstteki çıkan trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstıkların tepesindeki trabzanımı örüyorum. Bir zincir, diğer trabzanımı örüyorum. Sıradaki ve bu sıramızda bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak başa kadar örerek ilerliyoruz. Bakın bir tane zincirimi çekiyorum. Kafeslerimizi yapıyoruz bu sıramızda. Bir zincir, bir trabzan. Bir fıstığımızın üzerine, bir trabzanımızın üzerine arasına birer zincirimizi çekerek sona kadar ilerleyelim. Yeleğimizin arkasında kafeslerimizi örerek ilerleyip geldim ve en son 2 tane trabzanımızın olduğu yerdeyiz. Yine bir tane zincirimizi çekelim. 2 trabzanımızı ardı ardına örelim. Bir defa başını dolayalım, bakınız. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekerek bu yönde bırakıyorum ve şöyle görelim, bakınız. Modelimizde bir sıra kafes örmüştük. Bir sıra fıstığımızı ördük. Şimdi fıstıklarımızın üzerine arka yönden bir sırada kafesimizi ördük. Yeniden fıstıklarımızı örmeye hazırız. Şimdi fıstıklarımızdaki modelimizin sıralamasını kaydırıyoruz, bakınız. Her 2 fıstığımızın arasına birer fıstığımızı yerleştirerek örmeye devam edeceğiz. Daha sonraki sıramızda ilk sıramızda yerleştirdiğimiz gibi yerleştireceğiz. Yani modelimizde fıstığımızın yerleri sürekli değişecek. Evet, şimdi başlayalım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımı zincirimin yanına ilave ediyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakınız burada fıstığımız yok. İlk kutucuğumuzda, ikinci kutucuğumuzda fıstık vardı. Şimdi ilk kutumuza fıstığımızı yaparak ilk fıstığımızı kaydırmaya başlıyoruz. Üstteki sırada değil, alttaki yani fıstıklarımızın yanındaki trabzanların yan kısmından girerek fıstıklarımızı sarmaya başlıyoruz. Bir zincirimi çek. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen geçiyorum ve sarmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. Kapatıyoruz. 1 fıstıklar, 2 başını aldım ve en son birlikte öreceğimiz devam eden ilmeğimizi götüren ilmeğimizle birlikte 3 defa da örüyoruz. Araya bir zincir çekiyorum ve sıradaki, bakınız şuradaki değil, bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şöyle bakınız. Yine trabzanlarımızı kurmuş oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Her iki trabzanımın arasındaki olan yere giriyorum. 2 defa başını doluyorum ve fıstığımı sarmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum 1, çekiyorum 2, çekiyorum 3. Bir tane zincirimi çekip hemen diğer sıradaki fıstığımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımızı örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen bakınız bir trabzan bir fıstık sırası, bir trabzan bir fıstık sıramızı yerleştirdik. Şimdi fıstığımızın olduğu yerdeyiz ve şöyle iki fıstık arasındaki alt trabzandan 2 defa tığımızın başını doladıktan sonra girerek fıstıklarım için ilmeklerimi uzatmaya başlıyorum. 2 ve 3. Çekiyorum önce fıstıklarımı, sonra başına doladığımı ve sonra ilmeğimi devam ettirdiğimi. 3 defa da toplamda alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen bir alt sıradaki fıstığın üzerindeki trabzanımın üzerine batarak örüyorum. Ve bakın kaydırma işlemimiz çok güzel bir şekilde belirli olmakta. Yeniden bir zincir çekiyorum. 2 defa başını doluyorum. Her iki fıstık arasındaki trabzanımın altındaki bölümden giriyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum 1, çekiyorum 2, çekiyorum 3. Bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Her iki fıstık arasındaki trabzanımın ikinci sırasından giriyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum 1, çekiyorum 2, çekiyorum 3. Hemen bir zincir ilave edip trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığımı örmek üzere hazır hale geliyorum. Ve şu şekilde bakınız gayet güzel fıstıklarımız yaprak görüntüsünü aldı. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Tekrar sıramızı tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. İkinci sıra fıstıklarımızı kaydırarak yeniden kurduk. Bakınız çok hoş oldu. Şöyle görelim. Modelimizi tersten görüntüsüne de bakalım. Bakınız bu şekilde. Şimdi son fıstığımı yaptıktan sonra 2 tane kenar trabzanımızı örelim. Son fıstığımızı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 2 tane yan yana olan trabzanımın üzerlerine birer birer batıyorum. 1 ve 2. Her iki trabzanımı da bu şekilde ördüm. En son trabzanımdan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Bakın şöyle tekrar görecek olursak modelimiz kaydı. Şimdiki kafeslerimizi ördükten sonra modelimizi yine birinci sıradaki olan bölüme kuracağız. Evet, 2 zincirimi çektim. Yanındaki trabzanımı batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan. Bir zincir, bakın sıradaki yere batıyorum ama ipimi yarımlamışım. Hemen uzaklaşmadan, iplerimiz katlı olduğu için arkadaşlar tığımızın ucu da ince olunca takılıyor. Trabzanlarıma bir zincir bir trabzan şekliyle sıramızın sonuna kadar kafeslerimizi örerek ilerleyelim. Arkada sadece kafeslerimizi yaparak ilerliyoruz bakınız. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizde tekrar başa kadar örerek geldim. Kafes sıramızı tamamladık. Şimdi fıstık sıramızı öreceğimiz yerimizdeyiz. Yeniden modelimizi kaydırıyoruz ve modelimizi ilk kurduğumuz haliyle kurmaya başlıyoruz. İki kenar trabzanımı yine ördüm. Bir tane de zincirimi hemen ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın üzerine gelerek bir tane kafesimi örüyorum. Bakınız ilk modelimizi kurduğumuzda da İlk kafesimizde başlamıştık. Şöyle bakacak olursak bir tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Alt alta bakınız. Şu şekilde 2 trabzanımı görmekteyiz ve ilk modelimin olduğu yerdeyim. Şöyle yandan giriyorum. Tıpkı daha önce buradaki fıstıklarımızı doldurduğumuz şekliyle 3 defa uzatıyorum. 1 2 3 ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3 Bir zincirimi çektikten sonra hemen sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şöyle alalım, buradaki ayrılmış olan ilmeğimizi de toparlamış olduk. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra 2 defa aşağıdan bakınız 1 ve 2 giriyorum ve uzatmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 defa da örüp kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve modelimizi bu şekilde yerlerine kaydırarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bir daha yapalım. Bir zincirimi çekiyorum trabzan sonrasında. Bakınız üst üste gelen trabzanlarımın alt kısmını yandan sağ taraftan giriyorum. 1 2 ve 3 defada da örüyorum. Bir önce fıstıklar başını doladı ve ilmeğimizi yürüttüğümüz hemen bir tane zincirle de kapatıyorum. Yandaki trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzan ve bir zincirimi örüyorum ve bu şekilde modelimizi tamamen kurduk. Kaydırmasını da yaptık ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ön yüzden fıstıklarımız, arka yüzden ise sadece trabzan sıramızı, yani buradaki kafeslerimizi örerek ilerleyelim. Yeleğimizi istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettim. Kaç tane fıstık ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam 9 tane fıstık sırası örerek tamamladım. Şimdi yeleğimiz istediğimiz boyda. Alt sırasını lastik çalışması yapmak için hemen başlayalım. Fıstığımızdan sonraki bir sıra kafes sırasını örmüyorum. 2 tane zincirimi çekmiştim. Hemen yanındaki 2 zincirimin üzerine de bir tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde bir tane araya trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanımın üzerine bir araya bir zincir çektiğimiz yere bir tane trabzan üzerine örerek sıramızın sonuna kadar gelelim. Bakınız şu şekilde yakın olanları bazen atlayabilirsiniz. Çok fazla trabzan olmasın, alt kısım toparlasın ama çok sık atlama yapmayalım. Devam ediyorum. Alt sırayı tamamen ikili trabzan şekliyle örelim ve lastiğimiz için trabzan sıramızı hazırlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ikinci kez geçtiğimiz kafes sıramızı örmedik. Direkt fıstığımızı kapadıktan sonra trabzanlarımızı örmeye başladık. Şimdi sona kadar ilerleyelim ve lastik örgüsü şeklinde almaya başlayalım. En son trabzanımıza kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldik. Arada bir tane sık olan yerlerde atladık. Yani bazen kutunun içerine atlamadan direkt trabzan üzerine de atlamalar yaparak yığılmayı önledik. Şimdi son trabzanımın olduğu yere kadar geldim. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra lastik örgümüzü başlatıyoruz. Tığımızın başını dolayalım. Yandan ilk trabzanımıza girişi yaparak örelim. Bir sonraki trabzanımızın ardından girerek örelim. Şu şekilde bakınız önden battım, diğer tarafından çıkıyorum, tığımı alarak geçiriyorum, tekrar yandan giriyorum, bir sonrakini ardından yandan ve ardından bu ikinci sıramız lastiğimizde toplamda 3 sıra örelim. Bu başa kadar gelelim. Diğer başta gördüğümüz şekliyle dışarıdakilerini yandan, içte gömülü duranları ise ardından alarak örelim ve toplam 3 sıraya ulaşalım. Şöyle görelim. İlk trabzanımı zincir olarak örmüştüm 3 tane. İkinci geleni yandan girerek ördüm. Hemen 3. sıradakini ardından şöyle girdim. Diğer kenarından tekrar iç tarafa doğru çıkarttım. Bakınız, normalde dış yüzde içeri doğru bir görüntüsü oldu. Tekrar yandan girerek aldım. Ardından şöyle girdim. Trabzanımın diğer yanından çıkıyorum. Bakınız, bu tarafa doğru kabartma işlemimizi yapıyoruz. Lastik görüntümüzü 2. sıramızda oluşturuyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra gördüğümüz şekliyle 3. sıramızı da örelim ve lastiğimizi tamamlamış olalım. Yeleğimizin alt kısmının lastiğini 3 sıra örerek tamamladım. Önümüzden de sol tarafın ön kısmının bakınız lastiklerini 2 sıra örerek tamamladım. Diğer tarafa ilik çalışmak istiyorum. İlik çalışması yapacağımız yeri sizlerle birlikte yapalım. Bakınız, yan tarafın lastiğini en alttan yukarıya doğru örerek geldim ve yaka kısmında bıraktım. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde çalışacağız. Sadece ben roba kısmında düğme kullanmak istiyorum. Tüm düğme kullanmak isteyen arkadaşlarım önce işaretleriyle yerleri belirlesinler. Örerken sıkıntı yaşamasınlar. Gerek mezurla ölçsünler. İsterse şu şekilde her bir trabzan sırasını sayarak da ölçülerimizi, yani aralıklarımızı güzel bir şekilde ayarlayabiliriz. Evet, ayarlamalarımızı yaptıktan sonra bakın, sadece ben roba kısmı için kullanmak istiyorum. Alt kısmında kullanmak istemiyorum. Zaten yeleğimiz minik bir yelek. O yüzden çok da gerek yok. Şimdi aşağı kısımdan yukarıya doğru ilmeklerimi alarak örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimizi çekelim ve alt kısımdan başlayalım. Hemen şuradan bakınız. Kendisine girelim trabzanımıza. Bakınız, alttan trabzanımın kendine batıyorum ve başlıyorum. Bir sayıyorum bunu. 2 ve 3. İpimi şöyle alta doğru gizleyelim. Hemen yanındaki bakınız aynı yuvanın içerisine yani bir daha giriyorum. Bir sonraki trabzan aralığına geçiyorum. Bir daha örüyorum. 2. Bir sonraki trabzan aralığına batıyorum. 1 ve 2. Bakınız, her bir trabzanımıza alt lastiğimiz için ikişer ikişer battık. Yukarıda her birine ikişer batmıyoruz. Arada bir tane batıyoruz. Bakın, buraya bir tane battım. Aynı yere 2 battım. 1 2 aralıklarla göz kararı 2-1 şeklinde örelim. Çok fazla trabzanımızı yığmayalım. Çok da serbest bırakıp seyrek örmeyelim. Bakınız, aralıklarla 2 ve 1 şeklinde örmekteyiz. Ama kesinlikle 3 yapmıyoruz. 1 örüyorum. İlerliyorum. Evet, 2 ve 1'er trabzanlarımızı örerek ilerledim. Roba kısmımızın düz olarak çalıştığımız bölümümüze geldik. Bu kısmımızı da aynı şekilde ikişer ikişer örelim. Birini 2 ördüm, diğerini de 1 örüyorum. 2 ördüm, tekrar 2 örmek istiyorum. Sürekli bir çift bir tek yaparsak o zaman da gevşek olabilir. Bir tane örüyorum. Diğerini 1 ve 2 bir örüyorum. Son olarak 2 tane trabzanımızı örelim ve en sonuncuyu trabzanımızın kendisine batalım. Dümdüz trabzanlarımızı birer ikişer örerek tamamladım. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimizi çektikten sonra bakınız, hemen yandan bir tane örüyorum Ve ilk iliğimizi buraya açalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın sadece bir zincir çektim. Sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Burada bakınız yandan almıştık. Atlıyorum. Arkadan şekliyle devam ediyorum. İliğimizi açtım ve devam ediyorum. Şöyle bir defa dolayalım. Bir tane trabzanımızı atladık bakın. Bir tane zincir çektim. Bir tane trabzan atladım ve bir trabzan sıradaki yeri ördüm. Örerken sıradaki bakınız ilk örmüş olduğum trabzanın sırasını bozmayacak şekilde takip ettim. Yandan arkadan atladığımız bölümü hiç yokmuş gibi saydık. Sadece ilik olarak kullandık. Bir tane zincir de yeterli çünkü trabzan olarak mesafemiz açık bakınız. Kocaman düğüme girebilir. Evet şimdi devam ediyorum. Yandan arkadan ve yandan. Bakınız kaç trabzan olduğuna bakalım. Hemen ikinci trabzanımızın bulunduğu yerde ileğimizin ilkini açtık. 2'de 1 mesela. Şurayı saymıyoruz birinciyi. 1, 2, 3, 4. Dördüncüde bir daha ilik çalışması yaparsak 1, 2, 3, 4. Yine bakınız en sonu saymıyoruz. Hemen bir tane daha trabzanımızı ördükten sonra arkasına giriyorum. Bir tane zincir çekerek bir trabzan atlıyorum ve yandan örüyorum. Zincirden öncesini arkadan ördüğümüz için yandan takip ediyoruz ve ikinci iliğimi açmış oluyorum. Bakınız mesafe küçük ama ikinci bir ilik açtım. Dilerseniz sadece bir düğmeyle de kullanabilirsiniz. Devam ediyorum arkadan, yandan, arkadan, yandan, arkadan, arkadan örmeyelim. En son artık burada bir tane daha şöyle zincirimizi çekelim. Son olarak iliğimizi açalım. Bakınız yandan başladım. Bir atlıyorum. Arkadan olarak örüyorum ve 3 tane iliğimizi bu şekilde açtık. Birinci iliğim, ikinci ve üçüncü. Bakın birbirine yakın 3 tane ilik çalışması yaptım. Dilerseniz bir tane ilik, dilerseniz bir başta bir robada ya da tamamen aşağıya kadar da ilik çalışmamızı zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi lastik örgümüze bir yandan bir ardından şekliyle örerek devam edelim. Tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin ön lastiklerini tamamladıktan sonra kol lastiğimizi de örmeye başlayalım. Bir tane düğüm attım tığıma. Hemen kol altından ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yandaki trabzanıma geçiyorum. Birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Bakınız yandakini bir tane örüyorum. Hemen buradaki ayrım yerime bir tane trabzan örüyorum. Ve diğer trabzanlarımın şuradaki minik gözlere girerek birer birer örüyorum. Her bir trabzanımıza bir tane örelim ve başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Birer trabzan. Tam kol altımızın bulunduğu yerdeyiz. Yan trabzanımıza bir tane trabzan örmemiz yeterli. Bakınız ayrım yerimize bir tane trabzan ördüm. Hemen yan trabzana da bir tane trabzanım ilave ediyorum. Şu araya da bir tane trabzan ördükten sonra yani bu alt kısmı fazla doldurmayalım. Çekmiş olduğum 3 zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Yeniden 3 tane zincir çekiyorum ve lastik örgümü başlatıyorum. Yandan ve ardından şekliyle başlatalım. Ve toplamda 3 sıra örelim. Bir sıra trabzanımızı ördüm. Bu ikinci sıra. Üçüncü sıramızı da örelim. Diğer kolumuzda olduğu gibi bakınız 3 sırada tamamladık. Bu kolumuzu da 3 sırada tamamlayalım. Üçüncü sıramızı ise yandan gördüklerimizi yandan, ardından gördüklerimizi ardından alma şekliyle örüp bitirelim. Üçüncü sıra lastiğimizi de örerek tamamladım. Bakınız birinci sırada düz ördük. Yandan ve arkadan ördük. Üçüncü sıramızı da gördüğümüz şekliyle ördük. Ve son başlangıç ve bitişimizi birleştirelim. Bir zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim. Ve yakamızı örmek için hemen başlayalım. Bu ipimizi daha sonra içeriye alalım. Yakamızı da şuradaki ilk trabzanımızın hemen tepesine gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. Arkasından tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen trabzanlarımı yandan ve ardından şekliyle örmeye başlıyorum. Hazır trabzanlarımın üzerinden devam ettiriyorum. Bakınız. Fazladan örmüyorum. Yandan yine lastik örgümüzü örmekteyiz. Hiç atlamıyoruz trabzanlarımızı. Şöyle görelim. Hemen şuradan başladık. Zincirimizi çektik. Yandan ardından, yandan ardından şekliyle dolaşarak örüyoruz. Bir tane ipim tam bitti. İkinci ipimden şu an örmekteyim. Son bir sıramı ikinci ipimden başladım. Lastiklerimiz de dahil. Şuradan itibaren ikinci ipimizi kullanmaktayım. Yani modelimizin en son fıstık sırasında yarısında ipim bitti. Lastiklerimiz ikinci ipimizden devam etmekte. Evet, yandan ardından şekliyle örüyorum. Tam bu ölçüde örecekseniz ve de ipinizin metresi 250 ise bir tane değil iki tane almamız gerekmekte. Ama 330 metre olan iplerdense çok rahatlıkla yeter. Şimdi devam edelim ve sona kadar gelelim. Bir yandan bir ardından. Son trabzanımıza kadar yakamızı örerek geldim. Bakınız, birer birer tamamını ördüm. En son trabzanımı ördükten sonra hemen bağlantı yerinin tepesine batıyorum. Bir tane trabzanımızı örerek burayı sabitliyoruz. Bir zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim. Evet, yeleğimiz şu an tamamlandı. Hemen düğmelerimizi dikelim ve sonrasında görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, yeleğimizin düğmelerini de diktim ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki çalışmamıza kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.